Eamon Carter Amerikan Sanat Müzesi'nde çok önemli bir heykeli görmeye geldik. Bu heykel John Quincy Adams Ward'un Azad Edilen isimli heykeli. 1863'te İç Savaş'ın tam da ortasında sergilenmiştir. Bu Afrika kökenli Amerikalı bir erkek. Bir ağaç gövdesi üzerinde kıvrılmış bir biçimde oturuyor. Sol bacağı rahat, sağ bacağı ise ağaç gövdesine dayanmış. Kıvrılmış bir biçimde oturuyor derken, gövdesinin bacaklarıyla farklı yönde olduğunu, yani gövdesindeki bu kıvrımın ona hareket kazandırdığını söylemeye çalışıyoruz. Her an harekete geçecekmiş ya da olduğu yerde durmaya devam edecekmiş gibi bir havası var. Heykelin adı bize neye baktığımız hakkında bir fikir veriyor. Bu siyahi bir kölenin azat edilme anı. Abraham Lincoln 1862'de, 1 Ocak 1863'te halen isyan halinde olan eyaletlerdeki kölelere özgürlük sağlayacak olan Özgürlük Bildirgesi'ni yayınlayacağını açıklamıştı. Bu heykelin Özgürlük Bildirgesi'ne verilmiş bir tepki olduğunu düşünüyoruz. Figürün sol bileğinde ucunda zincir olan bir kelepçe var. Sağ elinde ise yumruğunun içinde başka bir kelepçe. Buna dayanarak bu kişinin özgürlüğünü kendi kendine aldığını ama henüz tamamen özgür olmadığını düşünmek işten değil kölelik zincirlerini kırdığını göremesek de figürün bunu yapacak kuvvete sahip olduğunu düşünüyoruz. Bir eli kurtulmuşken diğer elinin hala bağlı olması ise özgürlük ile kölelik arasında kalma durumunu simgeliyor. Zaten özgürlük bildirgesinden sonra da hala köle olanların özgür eyaletlere ulaşmaya çabaladıklarını biliyoruz. Yüzündeki ifadeye bakarsak kaşlarını çatıp gözlerini bir noktaya odaklamış. Nereye gitmek ve ne yapmak istediğini bilen bir ifadesi var. Ward heykelin yüzü üzerinde çok çalışmış. Sakal ve bıyıklarına bakılırsa çok da genç olmayan deneyimli biriyle karşı karşıyayız. Ward'un bu heykeli canlı bir modele bakarak yaptığını biliyoruz. Biz köleliği sadece bu tip eserlerden görmeye alışmış olsak da kölelik 19. yüzyılın ortalarında pek de alışılmadık bir durum değildi. Bu heykel tek bir siyahi Amerikalıyı konu aldığı ve onu boyun eğmiş bir şekilde tasvir etmediği için çok önemli bir eser. Özgürlüğü kendi ellerinde olan bu figür, köleliği kaldıran hareket sırasında ortaya çıkan resimlerdeki boyun eğen ya da yalvaran köle figürlerinden çok farklı. İç savaştan sonraki eserlerde de köleler Lincoln tarafından özgürlüklerine kavuşturulurken tasvir edilmişler. Bu fikir özgürlükleri için savaşmış olan siyahi Amerikalılar yerine hala siyahi olmayan politikacılara kuvvet veriyor. Sarkan Kelepçe'de Amerika Birleşik Devletleri ordusunda Robert Gold Show komutasında bulunan siyahi Amerikalı gönüllülerden oluşan ve Fort Wagner saldırısında hayatını kaybetmiş 54. Massachusetts Piyade Alayı'na bir referans verilmiş. Ward bu eserinde bu askerlere Amerikan ordusunun onurlu üyeleri ve vatandaşlar olarak bakıyor. Özgürlük, eğitim, vatandaşlık gibi konularda çok uzun süren bir mücadeleydi. Ward da bunun süre gelen bir şey olduğu, yani tamamlanmadığı fikrini eserine aktarabilmiş. Bu heykeli gören birçok insan özgürlüğün uzun süren bir süreç olduğunu ve bunun ne kadar can sıkıcı bir durum olduğunu görebilirler kelepçelerden birinin hala bileğe sıkı sıkı bağlı olması, özgürlüğün yavaş kazanılan bir şey olduğu hissini uyandırıyor. Ward'un da bu süreçten bunaldığını söylemek mümkün. John Quincy Adams Ward'un öğretmeni olan Henry Kirk Brown da Ward gibi köleliğin kaldırılmasından yanaydı. Bu eğer kaçmakta olan ya da özgürlüğünü kazanmış bir köle tasviri olsaydı, çıplak olması o kadar da anlamlı olmazdı. Evet, bunlar kaçmak ya da bir yerden başka bir yere gitmek için pek de uygun kıyafetler değiller. Heykelde insan vücudu konusunda muhteşem bir çalışma var. Ward ve onun dönemindeki diğer heykel tıraşların bu anlamda klasik dönemden etkilendiklerini biliyoruz. Özelliklerinde yüzündeki ifadede ve kelepçelerde görebileceğimiz gerçeklik ve antik Yunan heykellerinin kusursuzluğu onun asil bir kahraman gibi görünmesini sağlıyor insanlığının peşinde. Vücudu öne doğru atılmışken arkasına bakıyor olması da son derece ilginç. Geçmiş ve gelecek yine aynı yerde kullanılmış. Bu heykeli özel kılan bir başka özellik anahtarı olması. Bu heykelin en merak uyandıran ve etkileyici özelliği bu bakır anahtar. Kelepçeyi açmak için kullanabileceğimiz bu anahtar çok büyük bir detay. Ward, özgürlük ve kelepçelerin çıkarılmasını Amerikalı köleler için bir gelecek ve rol olarak görüyor. Ward'un bu heykel ile ilgili kendi sözleri de son derece ilgi çekici. Özgürlük bildirgesi ile değil, kendi özgürlük aşkı ve buna ulaşmasını engelleyen şeyleri aşarak özgürlüğüne kavuşan birini anlatmayı istedim. Mücadele onunla bitmiyor ama onun mücadelesiyle bir umut ışığı olduğunu göstermeye çalıştım.